Sports TV'ye Stüdyo Netbol'a hoş geldiniz. Ben Efe Emanlar. Her zaman olduğu gibi sevgili Burak Tezcan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii normalde Güneş Fiter de bizde oluyor ama hastalanmış kendisi. Geçmiş olsun diliyoruz buradan. Burak Bey, şimdi gündemimiz çok yoğun. Hem ligleri konuşacağız hem takımlarımızın Avrupa maceralarını konuşacağız. Gent Koleji ile federasyonun yaptığı işbirliğini konuşacağız ve milli takıma uzanacağız oradan. Evet. Tabii birçok da canlı bağlantımız olacak. Dilerseniz hızlıca başlayabiliriz. Erkekler Ligi diyeceğiz. Bu hafta Erkekler Ligi'nde önemli sonuçlar alındı. Evet. Şimdi sonuçları da arkadaşlarım hemen ekrana verecek. Şöyle kısaca bir bakalım. Nilüfer Belediyesi Ankara Gücü karşısında 28-31 mağlup oldu. Miyerliçik Ümraniye Belediyesi'ni 39-32 mağlup etti. Beykoz Belediyesi Spor Toto'yu 34-31 mağlup etti. Önemli bir maçtı bu da. Köyceğiz Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 32-32 berabere kaldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni 33-29 mağlup etti. Ve son olarak belki de haftanın en önemli karşılaşmalarından ve skorlarından biri olan Beşiktaş Yurtbay Seramik sahasında Hatay Büyükşehir Belediye'ye 27-30 mağlup oldu. Köyceğiz'in aldığı skorun en flash skor olduğunu düşünürken hemen iki gün sonra Beşiktaş kendi sahasında Hatay Büyükşehir Belediye'ye yenildi. Daha doğrusu Hatay Büyükşehir Belediye Beşiktaş'ı yendi diyelim. Çünkü Beşiktaş artık yeniliyor. Ve yenilmeye de alıştı ne yazık ki. Hatay Büyükşehir Belediye şu anda namağlup devam ediyor Sakarya Büyükşehir Belediye ile birlikte. Bu hafta ikisinden birisi maç kaybedecek. Belki beraber bitecek ama ilk defa puan kaybedecekler. Sakarya ve Hatay'ın yaptığı iş gerçekten çok önemli ve takdire şayan. Umarım ligin sonuna kadar bu formlarını ikisi de devam ettirirler. Evet, şimdi haftanın flash maçıydı tabii Beşiktaş, Yurtbay Seramik ve Hatay Büyükşehir Belediye arasında oynanan müsabaka. Bir özet görüntülerini izleyelim, konuşmaya devam edeceğiz. Ömer Ozan Arifoğlu sağ çaprazda. Pivotta Emre. Bu arada atış topağlara gitti. Açılışı yapan Beşiktaş Yurtbay Seramik oldu. Cemal kaleye baktı atış topağlarda. Çok kritik bir gol. Cemal Kütahya'dan. Farkı bir indirdi Cemal. Baran yine kaleyi boşalttı ev sahibi ekip. Emre Keskin bıraktı. Ozan sağ kanat. Şevket Tata denemesi ve topağlarda. Emre Keskin ve Şevket Yağmuroğlu ikilisi güzel bir Tata yaptılar. Enis Yatkın. Cemal Kütahya. Sol çapraz Tüyükin. Alexander Tüyükin pası. Sağ kanatta şimdi Barış Buğday. Barış Buğday'ın atış topağlarda. Barış da ilk sayısını kaydetti. Tüyükin, Cemal atış topağlarda. Cemal Kütahya yerde kaldı. Son saniyede golü buldu. Hatay ekibi maçın başından bu yana ilk kez öne geçmeyi başarıyor. Cemal Kütahya'nın bu golüyle. Emre Engin şimdi desteğe geldi. Genco merkezde kaleye baktı, topağlara gönderdi. Genco İlanç 3. sayısı. Müdahalesi yeterli değil Emre. Mehmet Emre burada kurtarışı yapamıyor. Tüyükin pası Cemal Kütahya ve topağlarda muhteşem bir tata izledik. Cemal Kütahya 6. sayısını kaydetti ama Tüyükin o koşuyu yapmasını bekledi. Muazzam bir sayı. Sol çapraz Genco zorladı atış topağlarda. Genco İlanç da 5. sayısını kaydetti ve yeniden dengeyi sağlıyor Beşiktaş Yurtbay Seramik. Pasif uyarısı geldi. Hatay Büyükşehir Belediye atağı için Enes Gümüşok. İlk sayısını kaydediyor Enes. Ozan Erdoğan merkezde bıraktı. Eyüp Arda. Eyüp Arda yerde. Oyun duruyor. 2 dakika cezası. Alexander Tüyükin 3. kez 2 dakika cezası aldı ve kırmızı kart gördü. Genco kaleye baktı. Mehmet Emre de kaldı. Artık Beşiktaş'ta da umut kalmadı bu anlamda. İlkan Keleşoğlu 30. sayıya ulaşıyor. Hatay Büyükşehir Belediye adına farkı tekrar 4'e çıkartıyor. Karşı atakta
Golü atan Gökay Bilim oldu. Kazanan Hatay Büyükşehir Belediye oluyor. Beşiktaş Kütahya Seramik deplasmanından çok önemli bir Evet, karşılaşmanın özet görüntülerini izledik. Hatay Büyükşehir Belediye gerçekten inanılmaz bir performans gösterdi. Çok iyiydi. Tabii Beşiktaş Kütahya Seramik evet favorilerden biri ama bu sezon sizin de söylediğiniz gibi şu ana kadar iki mağlubiyetleri var. Belki bir performans düşüktü veya motivasyon kaybı. Yani açıkçası playoff olduğu için sanıyorum takımlar ligi fazla veya gerektiği kadar önemsemiyorlar. Playoff'ta nasılsa telafi etme şansı var. Evet tabii Hatay Büyükşehir Belediye bu kadar iyiyken yani şu anda 5'te 5 ile evet. devam ediyorlar. Biz hemen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Lütfi Savaş'a bağlanalım. Sayın iyi akşamlar Efe Bey. İyi akşamlar Sayın Başkan, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hatay'dan selamlar, saygılar. Teşekkürler, sağ olun. Hoş geldiniz tekrardan. Sayın Başkan, şu an 5'te 5 ile ilerliyorsunuz ve takım oldukça iyi durumda. Son olarak da Beşiktaş Utbay Seremi'yi mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii ki biz geçen sene çıktık Süper Lig'e. Bu sene ikinci yılımız, daha tecrübeli olduk. Bayağı genç oyuncumuz var Hatay'dan, bizim çocuklarımız. Dışarıdan takviyeler yaptık. Şu anda biz ilk 5-6'ya oynayan bir takım kurduk ama avarajda ikinci durumdayız. 5'te 5 yaptık. Ben teknik ekibi, yönetici arkadaşlarımı ve tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. İçeride deplasmanda 5'te 5 yaptılar. İnşallah bu sene hem Avrupa kupalarını hedefliyoruz hem de ilklerde olmak istiyoruz. Şimdi Hatay bir eskiden tarih şehri, kültür şehri, gastronomi şehri olarak adlandırılıyordu. Şimdi bir de spor şehri oldu. Çünkü Hatay'da 13 branşta bir Süper Lig'deyiz. Hatay'ın spor, kadın futbol, artı e-spor. Onun dışında 10 tane de spor dalında Hatay Büyükşehir Belediyesi Süper Lig'de takımlarını çıkartmış durumda. Ayrıca 26 branşta da tüm liglerle mücadele ediyoruz. Yani şu anda Türkiye'de büyük takımlarımız var. Biz onlarla gurur duyuyoruz ama Süper Lig'de en fazla takımı olan kulüp Hatay Büyükşehir Belediyesi, 10 tane kulübümüz Süper Lig'de oynuyor. Satrançtan tutun da masa tenisine kadar kadın futbol, basketbol, erkek voleybol, erkek handbol, 4 tane su topu takımı, işitme engelli futbol takımı, bunların hepsi Süper Lig'de. Tabii gururla bunlara biz ekonomik olarak yoruluyoruz ama helal olsun. Çocuklarımız da çıktıkları maçlarda Hatay'ı iyi temsil ediyorlar. Türk sporunu iyi temsil ediyorlar. Biz mutluyuz yani. Handball'dan mutluyuz, diğer branşlara da mutluyuz. Sayın Başkan, tabii handball'da ikinci sene ligdeki ama şu an oldukça başarılı gidiyor takım ve belki de başarınız daha fazla büyüyecek. Bununla beraber bütçede bir büyüme veya salonda bir takım değişiklikler yapmayı düşünüyor musunuz? Şöyle, tabii ki bu en çok bizim teknik direktörümüzün, hocamızın işi. Savaş Hoca'nın işi. O bize planlı programını getiriyor. Yönetici arkadaşlarımız değerlendiriyor. Tabii ki en sonda özellikle ekonomik boyutuna ben bakıyorum. Ama bugüne kadar başarıyla gidişatını sürdüren bir takımımız var. Bu işin mimarı Savaş Hoca'm ve ekibi. Biz onların çizdiği çizelgeye destek vermekle yükümlüyüz. Ve bugüne kadar da bizi mahcup etmediler. Bundan sonraki süreçte de onların öngördüğü şekilde gücümüz yettiğince destek vermeye devam edeceğiz. Sayın Savaş, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdığınız için şeref verdiniz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bütün handball takımlarına başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Size de başarılar dileriz. Sağ olun, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Sayın Başkan'ı dinledik. Tabii takım oldukça iyi gidiyor Tabii. ve belki de gelecek sezonlarda bir büyümeye gidebilirler. Yani inşallah Türk Handbolu'nun büyümeye ihtiyacı var. Bütün takımlardan büyümesini bekliyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye de bunlardan birisi. Evet, o zaman Kadınlar Ligi'ne geçebiliriz. Erkekleri bitirdik. Kadınlar Ligi'nde de önemli karşılaşmalar vardı. İzmir Büyükşehir Belediye Üsküdar Belediyesi'ni 36-30'a mağlup etti. Tabii birazdan İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün başkanı Ersan Odaman'a da canlı bağlantımız olacak.
Ama şimdi devam edelim. Anadolu Üniversitesi Kastamonu Belediyesi karşısında çok direnemedi. 38-23 mağlup oldu. Totem Ada Sokağı Konyaaltı Belediyesi, bu da biraz aslında dengenin çok yakın olmadığı bir maçtı. 33-25 Konyaaltı'nın üstünlüğüyle bitti. Görele Belediyesi Yalıkavak 32-27 Yalıkavak kazandı. Ve belki de haftanın en birebir geçen mücadelesi, Yeni Mahalle Belediyesi ile Tekirdağ Süleymanbaşı Sportif 25-25 berabere kaldı. Yani o maçtan birazcık konuşalım. Çok hızlıydı. İki takım da çok hızlı oynadı. Maçın birinci dakikasına, 60. dakikasına kadar. Farkı birazcık kalecilerin performansı ve orta oyun kurucular belirledi. Tekirdağ'da Arife ve Yeni Mahalle'de de Betül çok iyiydi. İkisi de, iki orta oyun kurucu da çok iyiydi ve iki tarafın kalecisi de hakikaten ellerinden geleni yaptılar. Daha az hata yapanın kazanacağı bir maçtı. İki tarafın da hataları belki de eşitti. Berabere bitti ama en sonda Yeni Mahalle Belediyesi açıkçası yenmeyecek bir gol yedi ve maç berabere bitti. Az kalsın bir farkla kazanacaktı Yeni Mahalle Belediye maçı. Evet, tabii haftanın en çekişmeli maçı dedik. İstiyorsanız bir özetini izleyelim, tabii, üzerine konuşmaya tabii devam edeceğiz. Thank you.
Evet, özetten de gördüğümüz kadarıyla inanılmaz bir maç olmuş çok, gerçekten. Çok hızlıydı. Zaten son saniyede skor evet. belirlendi. Attılar ve maç bitti. Boş kaleye attılar ve maç bitti. Ama Kadınlar Ligi çok ilginç gidiyor. Sanıyorum 24 Kasım'a kadar bir ara var. 24 Kasım'dan sonra takımların sakatları falan iyileşecek. Daha iyi çalışma şansı bulanlar olacak. Daha fazla bir şeyler söyleme şansımız olur sanıyorum 24 Kasım'dan sonra. Evet, şimdi Kadınlar Ligi'ni de bitirdik. Şu an ligde 5'te 5 giden bir İzmir Büyükşehir Belediye evet. var. Ve Avrupa'da da kurası belli oldu. Portekiz'den Adede São Pedro de Sul ile karşılaşacaklar. Biz hemen İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Sayın Ersan Odaman'ı bağlayalım. Bir bağlantımız var. Sayın Başkan'a sorularımızı soralım. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Merhaba, İzmir'den selamlar. Teşekkürler, selamlar. Tabii ligde 5'te 5 ile devam ediyorsunuz Kadınlar Ligi'nde ve Avrupa'da da son sürat yolunuza devam ediyorsunuz. Ben düşüncelerinizi almak isterim. Evet, yani şu an takımımız iyi vaziyette. Eksiğimiz yok, sakatlığımız yok. Bu periyodu aradan sonra da devam ettirmek istiyoruz. Dediğiniz gibi Avrupa kupalarında da kurallar çekildi. Porto yakınlarında, Porto 1,5 saat uzaklıkta küçük bir şehir takımıyla eşleştik. Bu sene ilk defa Avrupa kupalarına katılan bir takım. Ama bütün Avrupa takımları gibi onlar da iddialı. Onlarla karşılaşacağız. Bu turu geçeceğimizi umuyoruz. Evet, Sayın Başkan, hem ligde hem Avrupa'da en büyük hedefleriniz neler? Valla ligde şöyle, yatırım yapan takımlar da var tabii. Kastamonu, Yalıkavak, Konyaaltı. Bizim ilk hedefimiz zaten Avrupa kupalarına katılmak. Daha sonra da yapabildiğimiz en iyi dereceyi yapmak. Tabii ki şampiyonluk en büyük isteğimiz. Ama tabii lig neye götürür, nasıl sonuçlanır onu bilemiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak liglerin kurulduğu tarihten bu yana var olduğumuz için bizim için öncelikli, sürdürülebilir bir başarı. Öncelikli hedef ilk dördün içinde olmak. Tabii erkeklerde de yolunuza devam ediyorsunuz. Şu an 6. sırada erkekler takımı ama orada da bir playoff evet. mücadelesi var. Evet, evet. Aynı şekilde erkeklerde de playoff hedefindeyiz. Bu hafta Köyceğiz'de berabere kaldı takımımız. Yani yenebileceğimiz bir maçtı. Berabere kaldığımızı düşünüyoruz. Son saniyede bize gelmişti maç ama değerlendiremedik. Ama orada da yol uzun sonuçta. Hedefimiz playoff orada da. Sayın Odaman, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Avrupa'da da hedefi sordunuz. Hedefimiz ilk dörde çıkabilmek. Yarı final oynayabilmek. En büyük hedefimiz o. Onu da belirtmiş olayım. Dileriz bu hedefinizi gerçekleştirirsiniz. Biz de gurur duyarız, çok seviniriz. Ben tekrardan teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Evet, Ersan Bey'i de dinledik. Tabii biz de buradan Avrupa'dan devam edebiliriz. İzmir Büyükşehir Belediye Portekiz ekibiyle karşılaştı. Sayın Ersan Odaman da burada bir yorum yaptı. Siz neler söylersiniz? Portekiz ekibi açıkçası İzmir Belediyesi'nin dişine göre bir takım. Rahatlıkla tur atlayabileceğini düşünüyorum. Hatta iki maçın ikisini de kazanabilecek güçteler. Maçların sonunda tekrar konuşuruz ama 2'de 2 yaparlar. Evet, o zaman Ankara Yeni Mahalle diyelim. Onlar da Çek Cumhuriyeti'nden Hazine Kızavart ile eşleştiler. Tabii birazdan Serdar Bey'le bir bağlantımız olacağız Sayın Serdar Eler'le. Kısa bir yorumunuzu almak isterim. Çek Cumhuriyeti takımları her zaman dişli takımlar. Sonuçta bir handbol geleneği olan ülke. Yeni Mahalle Belediyesi'nin maçı hiç bırakmayacağını düşünüyorum. Ve belki burada oynadığı maçın sonucunda deplasmanda oynadığı maçtan alacağı skora göre ikili averajla bir üst tura çıkabilir. Ve umalım öyle olsun. Tabii bir de Konyaaltı var. Konyaaltı da yoluna son sürat devam ediyor. Onlar da Ukrayna'nın Galçika Lviv'iyle eşleştiler. Oradan da Erhan Bülbüloğlu, Sayın Erhan Bülbüloğlu ile bir bağlantımız olacak birazdan.
Oraya ne söylersiniz? Sanıyorum Konya 6 iki maçı da burada oynamak istediğini belirtmişti Ukrayna takımına. Sonuçta neye karar verildi onu bilemiyorum ama iki maçı da kendi sahasında oynarsa çok şansı var. Deplasmanda oynarsa Ukrayna'da oynayamayacağı için nerede şu anda takım onu da bilmiyorum. Biraz daha şansı farklı bir yöne doğru gider ama Ukrayna takımına karşı Konya altında İzmir Büyükşehir Belediye'de olduğu gibi iki galibiyet bekliyorum. Tabii takımlarımız Avrupa'da da devam ediyor ama bu ligi ne kadar etkileyecek? Ben bu soruyu size ara ara soruyorum. Çünkü süre de uzuyor. Ligde maçlar da oynanıyor. Evet evet ama yani Avrupa mücadelesini es geçmek olmaz. Aynı zamanda lig de oynanıyor dediğin gibi. Tahmin ediyorum Avrupa'da oynayan takımların bunu kaldırabilecek gücü, bunu kaldırabilecek kadro derinliği var. Onun için çok fazla o performanslarının etkisi olacağını düşünmüyorum. Evet, o zaman bir yeni mahalleye gidebiliriz. Baş antrenör Serdar Aler bizlerle olacak. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Avrupa'da artık rakibimiz belli. Neler söylemek istersiniz? Yani İtalya'daki tur geçtikten sonra Çek Cumhuriyeti'nden bir takımla eşleşmek bizim açımızdan yani çok da kolay bir tur gibi gözükmüyor. Ama tabii yine de elimizden geleni yapacağımızı düşünüyoruz. Yani daha önce birkaç kere daha oynamıştık farklı kulüplerde de hem de yeni mahallede de Çeklerle oynamıştık. Çek Handbolu'nu yakından tanıyoruz. Özellikle rakiplerimiz hakkında bilgimiz var. Bakacağız. Elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Ligde de şu an yeni mahalle olarak 6. sıradasınız. Avrupa Lig aynı anda nasıl gidiyor? Motivasyon olarak ne durumda takım? Yani bizim takımımız çok genç. 22.4 yaş ortalamasında bir takımımız var. İtalya'ya gittiğimizde ilk maçı açıkçası yani dürüst olmak gerekirse çok büyük bir beklentimiz yoktu. Ama ilk maçta çok iyi bir mücadele verdi çocuklar. Bir golle kaybedince tabii bir anda maçın şekli değişti. İtalya'daki o galibiyetten sonra hemen 2-3 gün sonrasında da tabii ligde müsabakaya çıkmak. Takdir edersiniz ki çok da tecrübeli olmayan bir takımın konsantrasyon eksikliği olarak düşünüyorum. Ligde benim düşünceme göre 5 maçın 2.5'unu aslında kaybettik. Daha da iyi olabilirdi. 6. sıra belki yanıltıcı olabilir ama dediğimiz gibi yani genç takım olmanın hem avantajını yaşıyoruz hem dezavantajını yaşıyoruz. İki tarafta da idare etmeye çalışıyoruz açıkçası. Şimdi Avrupa'da ilk maçı kendi evimizde oynayacağız. Bunun bir artısı var mı sizde? Nasıl bir geri dönüşü var? Yani genelde Avrupa'da oynadığımız ve yani benim hem oyunculuğum sırasında hem de antrenörlük tecrübelerimle İlk maçın kendi evimizde oynanması noktasında ikinci maç açısından çok avantajlı olmadığını düşünüyorum. Handball'ün böyle bir handikapı var açıkça söylemek gerekirse. Yani tam tersi olsaydı belki biraz daha avantajlı olacağımızı düşünüyordum. Yani çok büyük bir avantaj veya çok büyük bir dezavantaj görmüyorum. Rakibin de genç bir takım olduğu ortada ama tabii ki bu tura yukarıdaki 5 takımdan birisi olarak katıldı. Yani çok %50-%50 diyebiliriz aslında. Serdar Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Burak'cığım, kolay gelsin. Sağ ol. Ben şeyi sormak istiyorum. Yeni mahallenin çok iyi zamanlarında da antrenördün yabancı oyuncularla falan. Şimdi çok genç bir kadro var söylediğin gibi. Hangisi daha keyifli antrenör olarak? Genç bir takımla çalışmak mı yoksa tecrübeli bir takımla çalışmak mı? Yani sonuç odaklıysanız tabii ki tecrübeli bir takımla biraz daha rahat ve sonuca ulaşıyorsunuz. İşte Türkiye liglerinde şampiyon bir antrenör oluyorsunuz. Son 3 senedir oldukça genç ve sadece yerli oyunculardan oluşan bir kadroyla oynadığımızda da siz antrenör olarak dersinizi biraz daha farklı çalışmaya başlıyorsunuz. Mesela bugün itibariyle milli takım kadromuza 3 tane oyuncunun gitmesi, geçen sene Beyza'nın Avrupa İsveç'e transfer olması, her sene bizden birkaç tane genç oyuncunun Türkiye liglerindeki değerli kulüplerimiz tarafından talep edilip alınması, bu da ayrı bir zevk ve keyif verebiliyor. Ama dediğim gibi mutluyuz. Yani mutlu olduğumuz sürece de bence hepsi başarıya endeksli diye düşünüyorum.
Ben aslında hayatımdan mutluyum. Biraz yoruluyorum tabii eskiye nazaran. Biraz daha konsantre olmak noktasında, biraz daha çalışma noktasında oluyor ama bu sefer de farklı amaçlarımız oluyor. Daha öncesinde şampiyonluk amaçlarıyla çalışırken şimdi biraz daha dersimizi çalışıyoruz açıkçası. Türk handboluna, kadın handboluna oyuncu kazandırma gibi bir misyonumuz olmuş oluyor. Bu şekilde kendimizi motive ediyoruz Burak. Yani çok iyi yapıyorsun böyle yaparak. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sayın Eler, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Hem ligde, ben çok teşekkür ederim ilgi gösterdiğiniz için. Hem ligde hem Avrupa'da sizlere başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Biz de sizin Sports TV'ye özellikle teşekkür ediyoruz. Handball'le kalmanızda özellikle ümit ediyoruz ve bekliyoruz. Katkılarınız için de ben teşekkür ediyorum şahsım adına. Rica ederiz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, hocamızı dinledik. Tabii Yeni Mahalle bu sene biraz çıkış yakalayan bir ekip. Evet. Onun üzerine neler söylemek istersiniz? Yani genç oyuncuları var ve hakikaten genç ve parlayan oyuncular. İşte kalecisi olsun, Betül olsun, Gülcan olsun, hepsi çok iyi performans gösteriyor ve gün geçtikçe gelişiyorlar. Serdar'ın söylediğine ben bir şey daha katacağım. Genç oyuncularla çalışmak zevkli ama gün geçtikçe onların geliştiğini görmek daha da mutluluk verici. Umarım bu gelişme sürer ve daha yeni genç oyuncular kazandırır takım. Yeni Mahalle bence yılın takımlarından biri olmaya aday. Evet, şu performansla evet, onu görüyoruz. Diyelim ve hemen bir başka bağlantımıza geçelim. Konyaaltı Belediyesi İdari Menajeri Erhan Bülbüloğlu bizlerle. Erhan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Tabii Konyaaltı olarak hem Avrupa'da mücadeleye devam ediyorsunuz hem de ligde de oldukça İyi durumdasınız. Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkürler. Evet, çok güzel bir idare ekip, yönetim ekibi, idari kadro, çok kaliteli bir spor ekibi, sporcu kadrosuna sahibiz. Bütün kulvarlarda yarışımız devam ediyor. Umarım sezon sonunda istediğimiz yerlerde bitireceğiz diye düşünüyorum. Tabii sezonu hazırlanırken, bütçeler oluşturulurken, takımlar oluşturulurken hep Avrupa ve Lig düşünülüyor. Bu sene sizde bu projeler hazırlanırken sezon öncesinde şu ana kadar kendinizi nasıl buluyorsunuz? Yani iyi planlama konusunda ne durumdasınız? Çok geniş kapsamlı bir çalışma içerisine girmiştik geçen sene sonuna doğru. Ve bütün kulvarlar için Avrupa Kupası, Türkiye Kupası'ndaki Lig olsun hepsi için bir projelendirme yapılarak, adım adım ilerlenerek, iyi analiz edilerek bir kadro kurmayı hedefledik ve bunu başardığımızı düşünüyorum. Son olarak şunu sormak isterim. Avrupa'da en büyük hedefiniz ne Konyaaltı olarak? Sizin bir, hem kişisel olarak hem takımın geneli olarak? Yani tabii ki de Big Kupa için yolundaysak bence bütün takımlar için geçerlidir bu. Şampiyonluk en büyük hedeftir. En büyük istek ve arzu da budur. Ben mevcut kadrolarımızla olsun, diğer Türk takımlarımızla olsun çok hepimiz çok güzel kadrolara sahibiz. Gidebildiğimiz yerlere kadar gideceğiz. Umarım şampiyonluk hedefimiz, o yolda devam ediyoruz. Erhan, ben bir şey soracağım. Merhaba bu arada. Merhabalar Burak Hocam. Ukrayna takımıyla iki maç oynayacaksınız. İkisini de Antalya'da mı oynayacaksınız? O daha belli değildi en son konuştuğumuzda. Evet, daha belirlemedik. Görüşmelerimiz hala devam ediyor. En kısa süre içerisinde netleştireceğiz. Umarım yakın sürede zaten bilgilendirmelerini yapacağız. İnşallah ikisi de Antalya'da oynanır. Umarım yani Antalya'da güzel bir şekilde gelen her takımı zaten ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Umarım Ukrayna takımını da ağırlayabiliriz. İnşallah. Sayın Erhan Bey, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Başarılar ben diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum size. Teşekkürler. Sağ olun. Evet Burak Bey, Erkekler Ligi'ni konuştuk. Avrupa'yı konuştuk. Canlı bağlantılarımız da oldu. Dilerseniz bu bölüme bir ara verelim. Sonra geri döneceğiz. Tamam.
Evet, ikinci kısımda devam ediyoruz. Tabii Avrupa ile bitirmiştik, Avrupa ile devam edeceğiz ama biraz tatsız bir haber olacak. Temsilcimiz Kastamonu Belediyesi grubundaki bir başka mağlubiyetini de aldı diyebiliriz. Team Esbjerg'e karşı 43-27 mağlup oldu. Neler söylersiniz? Team Esbjerg geçen senenin Final Four takımlarından biriydi. Bence şaşırtıcı olmadı ama farkın büyük olması tabii üzücüydü. Hala takım kimyasının tam olarak oturmadığını görüyoruz Kastamonu'da. Bu oturduktan sonra ve antrenör istediği handbolu oynatmaya başladıktan sonra daha iyi sonuçlar alacaktır ama onların da zamana ihtiyacı var. Çünkü takım daha yeni, sadece Türk oyuncular geçen seneden takımda kaldı. Bir de Majda Mehmedović ama o da işte hiç oynamıyor. Bütün oyun kurucular, pivot, hepsi yabancı ve ilk defa bir arada oynuyorlar. Umalım önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar alsın Kastamonu. Evet, temsilcimiz geçen hafta kazanmıştı. Bu hafta mağlup oldu. Biz de dileriz ki galibiyetler evet gelir ve Kastamonu Belediyesi daha iyi bir sonuçta grubunu tamamlar diyelim ve bir işbirliğine gidelim isterseniz. Tabii işbirliği demek doğru mu bilmiyorum ama federasyonla Gent Koleji'nin bence çok önemli bir projesi. Evet. Ben aslında böyle nitelendiriyorum. Evet. Biz de geçtiğimiz günlerde bir toplantı vardı. Onunla katıldık Sports TV olarak. Şimdi bir VTR'miz var. Dilerseniz sonra geri konuşalım. Olimpiyatlarda yarışacak milli takım havuzlarını oluşturmak istiyoruz. Bugün kızlarla başladık bu projeye. İnşallah daha sonra 2008 doğumlular, 2010 doğumlarla çok geniş bir milli takım havuzuyla 2028-2032 olimpiyatlarında yarışacak milli takımları oluşturmak istiyoruz. Ve en büyük hedefimiz kızlarımızın yurt dışında bizleri temsil etmesi, Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynaması. Orada da oynarken tabii ana dilleri gibi İngilizce konuşabilmeleri, yabancı dillerinin gelişmesi. Bununla da ilgili Gent Koleji eğitim olarak onlara ellerinden gelen her şeyi yapacaktır. Biz federasyon olarak her zaman arkalarında olacağız, yanlarında olacağız. Bu ailenin bir parçası olduklarını onlara sonuna kadar hissettireceğiz. Sportif anlamda tabii ki hepimizin beklentileri, hedefleri var. Ama en öncesinde biz okul olarak bu güzel çocuklarımızı akademik anlamda dolu bir şekilde geleceğe hazırlayıp ruh sağlığı yerinde bireyler olarak ve onların olduklarından daha da başarılı yerlere gelmelerini temenni ediyoruz. 30 kişilik yaklaşık bir oyuncu grubumuz var. 2006 doğumlu, 2007 doğumlu sporculardan oluşan milli takım olarak belirlediğimiz hedeflerin üzerine bir de okul faaliyetleri anlamında hedefler koyduk sporcularımıza. Kendi konfor alanlarından çıkıp bu yaşta hayata, spor hayatlarına gerçekten gönülden böyle atılan, inanan ve her şeyi göze alan bizimle beraber ilk etapta yürüyen sporcu arkadaşlarıma da gönülden teşekkür ederim. Onlar Türkiye handbolunun geleceği. Bizler de bunun için elimizden gelen çabayı ve gayreti göstereceğiz. Dünya şampiyonasında ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyoruz. Okulumuzu en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Genel olarak her şey için teşekkür ederim. Hocalarıma ve başkan yöneticilerime teşekkür ederim. Bir yola çıktık. Daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Çok sıkı çalışıyoruz. Dünya şampiyonası, Türkiye şampiyonasına hepsini yapacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarım da bize kaptanlar olarak çok destek oluyorlar. Çok iyi yerlere geleceğiz. Ben takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve bize destek olan herkese çok güveniyorum. Teşekkür ederim. Bu proje bizim için değerli bir proje. Çünkü bu milli takım oyuncularımızın yılda 2-3 haftalık kamplar dışında tam anlamıyla kamp yapmasına avantaj sağlayan bir proje. Kızlarımızın hepsi İstanbul'da tek bir merkezde her gün milli takım antrenörleri eşliğinde idmanlara çıkarak sportif anlamda hem takım halinde oynama anlamında hem de sportif gelişim anlamında daha hızlı yol kat etmelerini sağlayacak bir proje. Biz de bu projenin eğitim ayağındayız. Kızlarımıza full eğitim bursu, yemek, kitap, kırtasiye bursu sağlayarak
onların akademik anlamda da sporculuklarının yanı sıra akademik anlamda da daha da iyi olmasını sağlama amacındayız. Okulumuzun 32 yıllık bir kurumuz, bu sene 32. yılımız. Yabancı dilde ve üniversite başarısında iyi yerlerde olduğumuzu zaten bilen biliyor. O yüzden kızlarımıza da bu olay çok büyük fayda sağlayacaktır. Türkiye Handball Federasyonu Başkanı Sayın Uğur Kılıç'la birlikte Sayın Kılıç, Gent Koleji'yle önemli bir proje, fikirlerinizi almak isterim. Vallahi çok heyecanlıyız. Kişilerin hayatlarına dokunmak, geleceklerini planlarken onlara yardımcı olmak, o basamakları çıkarlarken destek olmak bizim için çok kıymetli. Çok yetenekli sporcular var şu an Gent Koleji projesinde. U16 milli takımımızda olan, ülkenin dört bir yanından gelen bu yetenekli sporculara bir de eğitim anlamında destek olabilmek bizim için çok kıymetliydi. Bu projeyi seçimlere hazırlanırken kafamızda olan bir projeydi. Sevgili Süha Cent'e ve Kamil Cent'e bu konuda bana destek oldukları için, yönetimimize destek oldukları için, handbola kapılarını tekrar açtıkları için çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir imkan. Bunu çok uzun soluklu bir proje olarak görüyoruz. Ve bu projede oluşacak sporcu havuzuyla da olimpiyatlarda yarışacak, ülkemizi yurt dışında farklı ve güçlü kulüplerde temsil edecek sporcular, handbolcular yetiştirmek istiyoruz. İnşallah aynısının erkek olarak da bir projesini hayata geçireceğiz. O da onunla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bakalım, güzel bir şeye imza attığımıza inanıyorum. Herkes heyecanlı. Ailelere çok teşekkür ediyorum. Çocuklarından ayrılmaları bu dönemde bizlere güvenerek çocuklarını bizlere teslim etmeleri, emanet etmeleri çok kıymetli. Onlara çok teşekkür ederim. Aynı zamanda sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve büyük fedakarlıklarla buraya gelen sporcularımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, bu sporcuların sadece spor hayatlarını değil aslında akademik hayatlarını da ilgilendiren bir proje. Bu size neler hissettiriyor? Federasyon olarak bunu yapmak sizde nasıl bir duygu uyandırıyor? Şimdi ben kendim de profesyonel olarak handbol oynadım. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Handbol hayatı ve eğitim hayatı beraber ilerleyebilen iki kavram. Bence spor ve eğitim birlikte ilerlemeli. İkisi birbirini pekiştiren, ikisi birbirini destekleyen ve başarılarınızı arttırmanıza neden olan iki unsur. Birbirinden ayrılmamalı. Akademik olarak güçlü olan sporcuların ben sahada da sportif anlamda da çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Zaten en basiti burada çok ciddi bir yabancı dil eğitimi alacaklar. İnşallah kızlar yurt dışına transfer olduklarında da kendilerini ifade edebilme imkanları sağlayacaklar. Bu çok değerli bir çalışma. Bunda ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bize. İnşallah daha çok gencimizi, daha çok handbolcumuzu daha büyük hayaller kurması için bu projeye dahil edeceğiz. Evet, Sayın Uğur Kılıç'ın ve Sayın Kamil Cent'in görüşlerini dinledik. Siz de tabii federasyon olduğunuz için açıkçası fikirlerinizi merak ediyorum. Ya ben bu projeyi çok önemsiyorum. Hem de Türk kadın handbolunun geleceği olarak niteleyecek kadar çok önemsiyorum. Çünkü böyle bir proje daha önce gerçekleşmemişti. İşte erkeklerde 5-6 yıl önce böyle buna yakın bir proje yapılmaya çalışılmıştı ama oradaki oyuncu havuzu bu kadar geniş değildi. Türkiye'nin dört bir yanından kızlar geldiler. Hollanda'nın projesi vardı, Handball Akademi. Ona benzer bir proje bizimki de. Orada da Hollanda kadın handbolu adeta çağ attı. Çünkü o akademi açılmadan önce Hollanda takımı orta sıralarda, hatta ortanın altında yer alan bir takımken daha sonra dünyanın sayılı takımlarından biri oldu. Ben projenin olumlu sonuçları olacağını ve Uğur Başkan'ın dediği gibi bu milli takımın daha sonra ileride dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonunun gediklisi olacağını düşünüyorum. Evet, tabii bu projenin haberini verdikten sonra belki de gelecekte bu genç sporcuların geleceği yere geçebiliriz, evet. İsterseniz. Milli takıma, evet. 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa elemelerinde A Milli Kadın Handbol takımımız 2 tane Britanya maçı oynayacak 5 ve 6 Kasım'da. Dilerseniz hemen bir baş antrenör Kosik'i, bu seçkinin röportajını izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Başladı. Kamptaki son durum, oyuncuların durumu ve peşinden oynayacağımız Britanya'yla
maçların bir değerlendirmesini isteyeceğiz hocamızdan. We started our camp program. We kindly ask you to evaluate the situation in the team, about the players, about the training program, and eventually we would like to have your opinion about Great Britain team. Yes, we start. We begin this camp today. We stay together 2 weeks, and this time we make we play 2 friendly games to Congo. And I hope when we start the game to England, we have all the players what I need to play in this game, because we don't have too much information to England. I don't know what they play, because they don't play to. I don't see anywhere the game to England. But I hope we don't have too much problem to this team. In this moment, we have some problem to injury. Some girls they have a injury to the clubs. They come in the. They send to the this. Paper to the federation, they don't come here to the camp, and we try to change, and we try to take another young players in our camp. Öncelikli olarak kamp programından başlayalım. Kamp programında bazı sakat oyuncularımız var. Mevcut lig programı sırasında yaşadıkları sakatlıklarından ötürü bu kamp programına katılamadılar. Alternatiflerini değerlendiriyoruz şu anda. Bu programımızda genç oyuncularımıza da yetişmekte olan genç oyuncularımıza da fırsat verdik. Hocamız onları da değerlendiriyor. İngiltere maçlarında mümkün olduğu kadar hepsiyle sahada olmaya çalışacağız. Kamp çalışmalarında da aynı şekilde kadro derinliğine, yaş kategorisine işte bakmadan fırsat veriliyor şu anda. İngiltere hakkında çok fazla bilgimiz yok. Malumunuz çok fazla maçına da ulaşamadık. Uluslararası arenada da çok fazla görünen bir takım değil ama biz işte çalışmamızı yine maksimum seviyede tutuyoruz. Bu çalışmalar esnasında Kongo milli takımıyla 2 adet antrenman müsabakası yapacağız. Bu sırada da oyuncularımızı deneme fırsatımız olacak. Çalışmalarımıza bu minvalde devam ediyoruz. Evet, hocamızın görüşlerini aldık. Tabii 5-6 Kasım'da mücadeleler Ankara'da oynanacak. Neler söylersiniz? İngiltere açıkçası hocanın dediği gibi çok fazla uluslararası arenada başarılı olan, hatta hiç olan bir takım değil. Yanlış bilmiyorsam 2 oyuncusu yurt dışında oynuyor, İngiltere dışında. Onlar da alt liglerde oynuyorlar. 2 maçında kolay geçeceğini söylersem belki biraz abartmış olurum, çünkü bizim takımımız da oldukça genç bir kadro. Başa baş başlayacağız ama sonunda 2 maçı da bizim kazanacağımızı düşünüyorum. Biraz iddialı olacak ama Kongo maçları daha zorlu geçecektir. Tabii şimdi milli takıma biraz değindik ama haftaya daha enine boyuna daha fazla konuşacağız diye düşünüyorum. Burak Bey, ağzınıza sağlık. Yine dop dolu bir programda sizlerleydik. Stüdyo Handball'un bu bölümünden de herkese hoşça kalın diyorum. Bir sonraki programa kadar kendinize iyi bakın. Handball'la kalın.